zor zamanlardan geçirsiniz. Daha zor zamanlarınız da olacak. Lakin mücadeleyi bırakmayacağız. Bu mücadele meydanına içinizdeki hainler de çıkmayacaksınız. Bu devleti paraya, makama, kadına satanlar bilsinler ki bu devletin mezarına satıldıklarıyla gömülecekler. Cebeli Tarık'tan Cava Adası'na kadar tek devlet. Sınırı yok. İman etmiş bir millet. Tek millet. İslam milleti. Hilafet bayrağının altında gölgelenen, kula kulluk edilen bir halk-ı cihan. Ezanı susmadı, bayrağın inmediği pak bir gökyüzü. En son silahlarla donatılmış. Her an düşmanı kovuyor. Kalplerinde ilahi bir sevgiyle titreyen bir ordu. Sürte merhamet ordusu. Harp meydanında ölüm ordusu. Paşalar, benim haritam bu. Bu benim rüyam. Belki bugün, belki 100 yıl sonra ama mutlaka gerçekleşecek bir rüyam. Benim devlet aliyem bu yolda yorulacak olan, satılacak olan varsa hemen bu odayı terk etsin. Eğer bu rüyaya inanıyorsanız bilin ki ihanet eden affedilmeyecektir. Allah'ın bütün ayetlerimizde zemin olsun ki ömrüm yetene kadar, toprağa girene kadar, zafere ulaşana kadar bu mücadele bizim için farzdır. İyi akşamlar. İrina Glushakova, RIA Novosti haber ajansını temsil ediyorum. Bütün liderlere olacak sorum, Sayın Merkel, Sayın Cumhurbaşkanlarına. Suriye'nin gelecekteki devlet yapısını ne şekilde görüştünüz? Ve bu Sayın Esad'ın oradaki yeri ne olacak? Bunu nasıl görüyorsunuz? Öncelikle Esad'ın durumu ne olacak sorunuzun cevabını vereyim. Her şeyden önce tabii buradaki irade kişilere ait olan bir irade değildir. Esed'in durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir. İçeride ve dışarıdaki tüm Suriye halkı onunla ilgili kararı verecektir. Tabii bize göre Esed 1 milyona yakın vatandaşının maalesef hayatına kastetmiş bir insan konumundadır. Dolayısıyla bize göre muteber bir konumda değildir. Nitekim şu ana kadar yaşananlar ortadadır. Hala oradaki işte katliamlar aynen devam etmektedir. Temennimiz odur ki artık bu süreç bitmiş olur ve böylece Suriye'de insanlar hayatının nasıl devam ettirecek sorusuna çok daha rahatlıkla bir cevap bulmuş olur. Suriye rejimi birçok insanı gerçekten de çok 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 sayıda insanı maalesef öldürdü. Bu açıdan elbette ki siyasi bir çözüm diyoruz ama bu kolay olmayacaktır ve uluslararası toplumun da göğüslemesi gereken bir süreç olacak. Suriye'nin meşru hükümetine saygı duyulmalıdır. Herkes bu arada Suriye rejimi diyor burada. BMGK kararında ise Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti ibaresi kullanılıyor. Hem Suriye hükümetiyle hem de İran'daki partnerlerimizle istişareler yapmamız gerekiyor. İran bilindiği gibi Astana sürecinin ve barış sürecinin garantörlerinden bir tanesidir. Çatışmazlık bölgelerinin yürürlükte faaliyet olmasının da temin açısıdır. İran olmadan bu konu çözülemez. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine katılıyorum. Suriye devletinin yapısıyla ilgili olarak karar vermek bize düşmez. Suriye halkının hepsi tamamı gelecekteki siyasi sistemle ilgili uluslararası denetim altında yapılacak özgür seçimlerde, serbest seçimlerde kendileri karar vermelidir.
Herr Präsident Erdogan, haben Sie am Rande dieses Gipfels auch über die Ermittlungen im Fall des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi informiert? Suudi Arabistanlı Cemal Khashoggi gazeteciyle ilgili bilgilendirme yaptınız mı? Ve bu konuda tabii ki yani özellikle iade konusuyla ilgili olarak tabii konu geçmişti ve Sayın Başkan Macron da birlikte Suudi Arabistan'a savunma sanayi ihracatı ile ilgili olarak bir karar almıştı. Burada Avrupa genelinde bir karar alınabilir mi? Ve diğer taraftan İstanbul'da bir Alman vatandaşın tutuklanmasıyla ilgili Sayın Başkan Erdoğan'a da bu soruyu sordunuz mu acaba? Bu konuyla ilgili olarak bilgi aldınız mı? Öncelikle merhum Cemal Khashoggi ile ilgili olarak ikili görüşmelerimizde bu konuyu ele aldık. Ve gerekli bilgileri kendilerine verdim. Daha önce de zaten istihbarat örgütlerimizle yapılmış olan bu konuda çeşitli bilgilendirmeler olmuştu. Detaya bugün yaptığımız ikili görüşmelerle girmiş bulunuyoruz. Tabii şunu çok açık net tekrar burada ifade etmek durumundayım. Şu anda uluslararası medyanın burada oluşu da böyle bir cevabı vermemi gerektirir. O da şudur. Her şeyden önce içeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu malum ülkemize gelen kişilerdir. Bunlar 15, 9 artı 6 ayrıca 3 böyle bir dağılımı var. Bu 18 kişiyi Türkiye'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını tabii ki Suudi yetkililerin vermesi gerekir. Bu bir. Bir diğeri biliyorsunuz daha sonra bir açıklama Suudi Arabistan'ın yetkili mercilerinden geldi. O da Türkiye'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair veya onlarla farklı bir işbirliğine girmek suretiyle böyle bir adımın atıldığı söylendi. O zaman bu yerli işbirlikçi kimdir? Bunu da yine bu açıklamayı yapan kişi veya kişilerin ortaya koyması gerekmektedir. Her türlü cezai müeyyideye çarptırılacaklarını söylüyorlar. Bu konuda suçun işlendiği yer İstanbul'dur. Dolayısıyla Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine bu çağrıyı yazılı olarak resmi kanallardan da yapmış bulunuyoruz. Şimdi oradan bunun cevabını tabii ki bekleyeceğiz. Bunun yanında Suudi Arabistan başsavcısını yarın buraya gönderiyor ve İstanbul başsavcımızla başsavcı kendi yanındaki heyetiyle görüşmeleri yapacaklar. Tabii bu görüşmenin neticesini de doğrusu önemsiyoruz. Bu süreç içerisinde emniyet teşkilatımız, bunun yanında istihbarat teşkilatımız ve yargı teşkilatımız hepsi yoğun bir çalışma içerisinde olmuşlardır. Ve bu çalışmalar bitmemiştir. Hala bu çalışmalar aynı hassasiyet içerisinde devam etmektedir. Ve İstanbul'daki Alman ile ilgili olarak da bu kişiyle ilgili biliyorsunuz mahkeme cezasını vermiştir. Mahkemenin verdiği ceza ile birlikte temiz yolu açıktır. Bu temiz yoluna da müracaat etmek suretiyle Türk yargısının vereceği karara hep birlikte saygı duymak durumunda kalırız.
Şu anda İdlib'de biliyorsunuz 3,5 milyon insan yaşıyor. İdlib'de yaşayan bu insanlar oraya nereden geldiler? Onlar da Halep'ten kaçarak, ne yazık ki o varil bombalarından kaçarak İdlib'e geldiler. Son dönemlerde İdlib'de de yaşam hakları ortadan kalktı ve bu defa oradan nereye kaçacaklardı? Kaçacakları tek yer vardı. O da Türkiye. Türkiye'den başka sığınacakları, kaçacakları hiçbir yer yoktu. Zaten bizde 3,5 milyon insan şu anda bize iltica etmiş bizde. Yeni bir 3,5 milyon insan ne kadarı İdlib'ten kaçardı onu bilemiyoruz. Ama sağ olsun Sayın İdlib Putin'le yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde attığımız adımlarla İdlib sürecinde 10 maddelik muhtıra gerçekten burada yeni bir süreci başlattı. Ve bu süreçle orada bir kalıcı temennimiz odur ki ateşkesi sağlamış olduk. Öyle veya böyle kalıcı sürdürülebilir böyle bir ateşkesin devamı tabii ki orada yaşayan insanları rahatlattı. Fakat bütün o yıkılan binaları gördüğümüzde, o binaların altında kalan insanları tasavvur edebiliyor musunuz? Bunları gördüğümüzde tabii bizler siyasetçi olarak, devlet başkanları, cumhurbaşkanları olarak acaba bunun bedelini nasıl ödeyeceğiz diye düşünmek durumunda kalıyoruz. Şu anda bize Suriye'nin kuzeyinden mülteci olarak gelmiş olanlarla ilgili attığımız adımlar ortada. Onlara yönelik şu anda verdiğimiz destekler ortada. Tabii insani olarak birçok destekleri vermek durumundayız. Nitekim bugünkü yaptığımız görüşmelerde insani olarak ne gibi destekler verebiliriz? Eğitimde, sağlıkta, altyapı, üst yapı, bütün buralarda ne gibi destekler verebiliriz? Bütün bunları görüşme fırsatını bulduk. Bunların adımlarını attık. Temenni ediyorum ki buralarda da mesafe alacağız. Son olarak genişleyebilir mi sorusunu sordunuz. Bu yine birlikte atacağımız adımdır. Birlikte vereceğimiz karardır. Ona göre yani bu dondurulmuş bir yapı değildir. Eğer böyle bir şeyin kararını verirsek Astana'da olduğu gibi böyle bir adımı burada da atmamız mümkündür. Nasip olsun. Von meiner Seite aus will ich